Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoyu çekmek için bayağı bir geç kaldım aslında. Ben gelin evine Mart'ta katılmıştım. Şu an biz Temmuz ayındayız. Ama bundan bir önceki videomu izlediyseniz eğer hamilelik süreci ve bazı sıkıntılardan dolayı maalesef bu video bu zamana kaldı. Ve aslında enerjimin yeni yeni toplamaya başladığım için o yüzden şimdi çekiyorum. Bu videoyu çok fazla bekleyen vardı. Çünkü çok fazla merak eden var. İşte kamera arkası, başvuru süreci, çekimler, bununla ilgili çok fazla merak edilen şeyler var. Ben de söz vermiştim çekeceğim diye. Ta o zamandan bu zamana. Ancak şimdi dediğim gibi kameranın karşısına geçme fırsatı bulabildim. Bu arada videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Cam açık, dışarıdan araba sesi geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın bunun için. Ama camı da kapattığım zaman çok fazla sıcak. Burada hiç durulmuyor. Zaten şöyle elime bir peçet aldım. Arada şöyle terimi alacağım. Çünkü gerçekten çok fazla sıcaklıyorum. Bir de böyle konuştuğum için. Neyse lafı fazla uzatmadan o zaman en başından ben başlayayım anlatmaya. Ben bir gün köydeyken böyle televizyona bakıyordum ve dedim gelin evi yeniden başladı. Dur dedim ben de başvurayım. Aldım telefonu elime, açtım başvuru formunu. Hatta o anda işte annemler, Murat falan bana dediler ki işte seni aramazlar, hiç başvurma. Ben de zaten aslında ilk etapta gerçekten dalgasına başvurmuştum. Dedim zaten beni aramazlar. Onca kişinin içinden beni mi bulacaklar? Ben öylesine başvurayım dedim. Başvurdum. Daha sonrasında akşamüstü bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Evin bütün odalarının fotoğraflarını ve kendinizi tanıtan bir video çekin diye. Yani işte kaç yaşındayım, nereliyim, ne kadar zamanlık evliyim ve gelin evine neden katılmak istiyorum gibi. Ben böyle kameranın karşısına geçtim aynı böyle. Anlattım, gönderdim WhatsApp'tan. Zaten WhatsApp üzerinden olduğu için de mavi tik olduğunu görüyorum. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti. Ben dedim ki artık beni hani aramayacaklar, arasalardı şimdiye kadar ararlardı diye. Daha sonrasında biz yine bir gün köydeyken telefonum çaldı. Açtım, işte ben gelin evinden arıyorum diye bir ses bu şekilde söyleyince hepimiz şok olduk zaten. Hiç inanamadım. Dedim ki beni dolandırıyorlar mı acaba diye düşündüm. İnanamadım, gerçekten inanamadım başta çünkü hiç beklemiyordum. Yani evet başvurdum ama beni aramazlar diye düşünüyordum. Daha sonrasında dedi ki bana 5 gün ayırabilir misin? Ben de dedim ki evet ayırırım. O zamanlar çalışıyordum aslında ama dedim ki hani izin verebilirler diye düşünmüştüm 5 gün boyunca. Sonra tamam dedi, hani ben seni arayacağım, teyit etmek için aramıştım. Tamam dedim, ben de o sırada iş yerine izin almaya çalışıyorum tabii. Sonra tekrardan benim telefonum çaldı. İşte Gizemciğim dedi, şimdi sana bir sözleşme göndereceğim, bir form göndereceğim. Onu hani hemen çıkartıp, doldurup, imzalayıp bana göndermen gerekiyor. Tamam dedim, hemen oradan işte kırtasiyeye gittik. Edirne'ye gittik o sırada. Kırtasiyeye gittik, hemen çıkardım. İşte okudum sözleşme maddelerini. Şu an hiç hatırlamıyorum çünkü bayağı çok, çok fazlaydı yani. İşte kişisel bilgilerimi doldurdum, adresli, telefonlu gibi. Sonra fotoğrafını çektim, gönderdim. Dediler ki tamam, günle ilgili ben seni tekrardan arayacağım diye. Beni salı günü aramışlardı. Dediler ki perşembe günü çekimlerimiz başlıyor. Ben yine bir inanamadım çünkü hani pazartesi günü zaten Edirne'deyim. Bir sürü eksik var, temizlik var. Bir şeyler almam lazım, işte maması var, bilmem ne falan filan. O anda hiç yani düşünemedim. Ben dedim ki ne yapacağım yani. Dedim neyse, olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Tamam dedim, perşembe günü olsun. Daha sonrasında şöyle dediler ki 4 gün İstanbul'dayız. Bir gün Bileburgaz'da, bir gün de Çorlu'da bende olacaktı. Dediler ki final günü sendeyiz. Perşembe günü Burgaz'da başlıyor dediler. Dedim ki ben kendi aracımla gidip gelirim dedim. Bu şekilde hallettim biz. Ama hemen biz tabii Çorlu'ya geldik. Ben hemen hazırlıklara başladım falan, böyle ne giyeceğim, zaten soğuktu. Ben de çok fazla hani öyle elbise giyen bir insan da değilim yani öyle kışın. İşte hiç kışlık elbisem yok, ne giyeceğim böyle. Dışarı çıktım bir gün ama hiçbir şey bulamadım ki, zaten zamanım kısıtlı.
Bana bu arada iş yerimden izin vermediler. Ben istifa ettim. Ama sadece gelin evi için değildi bu. Yani zaten ben işten ayrılmayı düşünüyordum. Neden? Çünkü Murat'ın çalışma şartları biraz, nasıl söyleyeyim, mesela Murat, ben sabah evden çıkıyorum. Murat öğlen 2'de çıkacaktı. Gece 1'de eve gelecekti. Ben sabah çıkıyorum, 7'de geliyorum. Hani bu şekilde zorluk olacaktı bizim için. Zaten ben hani ayrılmayı düşünüyordum. Bu da biraz bahane, tuzlu biberi oldu diyelim. Sonra dedim ki tamam, hani ben o zaman istifa ediyorum diye. Ben işten de ayrılmış oldum böylece. Sonrasında Perşembe günü geldi, çattı. Ben sabah 6'da falan uyanmıştım herhalde. Çünkü 8-8.30 gibi sette oluyoruz biz. Buradan kalktım, Burgaz'a gittim. Burgaz'da o zaman Esra'daydık. Tabii böyle davullar, zurnalar falan, bir coşkular. O kameraları, o kalabalığı görünce o kadar çok korktum ki dedim ben vazgeçiyorum galiba. Yapamayacağım dedim. Çünkü o ana kadar gerçekten inanamamıştım. O anda işin ciddiyetinin farkına vardım ve dedim ki nasıl olacak ya? Hani nasıl konuşacağım kamera karşısında? Hani şu anda bile kamera karşısında konuşurken aslında alıştım artık ama şu anda bile heyecanlanıp terliyorum. Bazen kelimelerimi toparlayamıyorum. Dedim ki nasıl olacak, bir sürü insan izleyecek. Neyse biraz tabii kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Orada işte zaten bir ekip var kamera arkasında. 20-25 kişi ekip. İşte hazırlandık, giyindik, mikrofonlarımız takıldı falan. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar güzel bir 5 gün geçirdim ki ben aslında. O kadar eğlenceliydi ki. Yani o kamera arkasındaki insanlar çok tatlılar. Ben kendi aracımla gittiğim için zaten beni her çekim bittiğinde, çünkü çekimler bazen geç de bitebiliyordu. Ama zaten hani o zamanlar havada erken kararıyor. Beni kendi elleriyle arabaya bindirdiler. Kahvemi de yanıma verdiler ve her gece eve gidince mesaj atıyordu. Eve gidince ara. Bu şekildeydi. Zaten eşlerimizin numaralarını alıyorlar ki hani bir şey olursa hani ona da ulaşalım diye. Bu şekilde tedbirler alıyorlar. Ama dediğim gibi o kadar iyi insanlar ki, yani su istiyorum diyorsun su eline geliyor. Kahve istiyorum diyorsun kahve eline geliyor. Yani böyle çok ilgileniyorlar. İşte çikolatası ayrı, içeceği, yemeği, gerçekten çok ilgileniyorlar. Şimdi en çok merak edilen şey kurgu mu? Yani şöyle bir şey var. Dizi gibi değil. Yani kimse bizim elimize kağıt verip de hadi bakalım sen şunları söyleyeceksin kamera açılınca, böyle bir şey yok. Oturuyoruz. Biz muhabbet, sohbet ediyoruz. Kameralarda o sırada şu an olduğu gibi bizi çekiyor. Şöyle bir şey olabiliyor. Mesela kamera arasında bir şey oluyor. Mesela bana diyorlar ki Gizem şunu söylesene, işte komiklik olsun. Ya da işte şunu söylesene bak, çok iyi olur gibi. Böyle şeyler oluyor ama onun dışında işte benim şunu söylemem lazım, benim şu dakikada şunu söylemez. Böyle bir şey yok. Kim ne istiyorsa onu söylüyor tabii ki. Akışında olan devam ediyor. Yani kurgu, bazıları kurgu da diyor ama ben buna kurgu demiyorum. Yani bu, bilmiyorum, benim için kurgu değil. Çünkü dediğim gibi hani kimse bize yazılı bir kağıt verip de sen bunları söyleyeceksin demiyor. Dediğim gibi bazı olayları işte bunu yapalım, şunu yapalım diye bu şekilde hareketlilik ya da heyecan ya da bir eğlence katmak için söyleyebiliyorlar yönetmenler, kamera arkasındaki ekip. Onun dışında normal biz kız kıza oturup sohbet ediyormuşuz gibi. O anda tabii ki kameraların orada olmasının verdiği bir şey oluyor insanda, bir çekingenlik. Ne bileyim, belki ben o anda öyle bir insan değilimdir, onu söylemeyeceğim. Söylememem gerekiyordur. Kelimeyi de toparlayamadım. Ama kamera orada olduğu için ben heyecanlanmışımdır, öyle söylemişimdir. Yani bu şekilde. Ama dediğim gibi çok 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 eğlenceli. Özellikle kamera arkası gerçekten çok eğlenceli. Zaten kamera arkasında birkaç görüntü var. Onları size birazdan geçeriz, göstereceğim. Yani şöyle, mesela final günü bende Rumeli, Orhan, Kemal kardeşler geldi. Kurgu olsa bizim bundan da haberimiz olurdu. Ve bize bunu sır gibi sakladılar kesinlikle. Hani bir sanatçı gelecek, şarkıcı gelecek lafı dönüyor ortada ama kim gelecek onu hiç kesinlikle bilmiyorduk. Kurgu olsa derlerdi ki işte kızlar, işte Rumeli, Orhan, Kemal gelecek.
şaşırır. Aa, çok büyük tepki verir. Böyle bir şey söyleyebilirlerdi. Ama bize herhangi böyle bir şey, yani gerçekten şaşırdım çünkü gerçekten hiçbirimizin haberi yoktu ve evde sizden başka kimseyi istemiyorlar. Çünkü ekip zaten çok fazla kalabalık geliyor. Bir sürü kamera, işte yardımcı insanlar falan çok kalabalık olduğu için kimse, bir de hani orada yaşanılanların dışarıya çıkmaması gerektiği için de kimseyi istemiyorlar bu yüzden. Mesela ben bana aldıkları hediyeyi de çok beğenmiştim ve ondan da kesinlikle hiçbirimizin kime ne hediye alındığından, yani bana ne hediye alındığından önceden haberim olmuyor. Pick-up almışlardı bana. Aynı zamanda Bluetooth'a da bağlanılabiliyor. Ben onu o kadar çok beğendim ki, o kadar anlamlı ki benim için, hala çok severek kullanıyorum. Her kullanışımda, yani çok güzel bir hatıra benim için. Bilmiyorum, belki programa katıldığı için memnun olmayanlar olabilir, işte dediğim gibi kurgu diyenler olabilir ama mesela şey diyorlar, birincinin kim olacağı önceden belli. Şimdi birincinin kim olacağı önceden belli olsa benim vereceğim, ama o puanı ben verdim sana zaten. Bu puan konusu o kadar gizli tutuluyor ki, mesela bu puanlamada sizi evin en ücra köşesine çekip orada işte kamera arkasından görevli biri kaç puan veriyorsun diyor ama o kadar kısık bir sesle ki kimse yok o anda, sadece ikinizsiniz, söylüyorsun, onun telefonuna yazıyor, o puanları sandıklara koyuyorlar, sandıkla sizin önünüze geliyor puanlar o anda. Aslı Hanım mesela, Aslı Ünler puanını kullanırken hepimizi evden dışarıya çıkartıyorlar ki biz duymayalım, görmeyelim diye. Birincinin kim olduğu önceden belli olsa zaten o anda öyle şeylere de gerek duymazlar. Bana derler ki sen bugün şu puanı vereceksin. Böyle bir şey yok. Yani birincinin kim olacağı önceden belli diye bir şey yok. O puanı herkes kendisi ne puan istiyorsa onu veriyor ve gerçekten çok gizli tutuluyor puanlama konusu. Bakayım başka aklıma gelenlerden size söyleyeyim. Dediğim gibi yani çok eğlenceli bir ortamdı benim için. Ve tabii ki çok yorucu. Yani 5 gün boyunca sabahtan akşama kadar yorucu oluyor tabii ki ama benim için çok güzel bir an oldu. Mesela beni ne zamandı bu All Star, Haziran mıydı? Mayıs, Haziran ne zaman bitti? Ay, hatırlamıyorum şu anda ama Nisan, Mayıs gibiydi herhalde. All Star için davet ettiler, yine aradılar. Ama o anda ben full yatmam gereken bir dönemdeydim. Hamileliğimin ilk başları biraz riskliydi çünkü. O yüzden reddetmek zorunda kaldım. Yoksa koşa koşa giderdim ve önümüzdeki yıl tekrardan katılmayı düşünüyorum. Eğer All Star için tekrardan davet ederlerse tekrar katılmayı düşünüyorum. O zaman şimdi birkaç kamera arkası görüntüsü var. Bu arada az önce dedim ya, hani evde kimseyi istemiyorlar diye. Şöyle, Gizem zaten bizdeydi. Bize gelmişti arkadaşım benim. Onu hani gönderecekken, yani Gizem Burgaz'da oturuyor, ben Çorlu'dayım. Onu o anda gönderecek hiçbir yer olmadığı için Gizem'i ben mecburen evde tuttum. O da zaten biz çekim esnasındayken balkonda oturdu. Çünkü herhangi bir ses çıkmaması gerekiyor ve dışarıdan birinin onları görmemesi gerektiği için. O yüzden ara ara böyle kamera aralarında biz rica ettik, izin aldık. Gizem çekti böyle. Şimdi o görüntüleri izleyelim hep beraber. Boş oda mı? Boş odayken yani. Şey, çok eşya koymayın beyler. Aynen, çözdük abi. Hemen şey, gimbalı kurup çekelim. Bu kadar mı gelecek? Daha şu an bu kadar. Bir Hasan abi gelir. Diğerleri tamam. Geliyor. Ben gelecek miyim? Beni çekmeyin diyor. Falan böyle. Tabii tabii. Yönetmen lütfen. Oradan buraya gidip balkonu da çekeceğiz ama. Tozdan çıkalım. Şey diyeceğim, şuraya böyle biraz daha yüksek bir ambisyon. Niye yüzüne gidersiniz? Sen niye buraya yaptın? Efendim? Orası daha iyi değil mi? Bir burada yaptı. Burası zaten şeyiniz var burada. Burayı hiç bozmadan direkt genelin detayını atarız. Orayı çünkü şöyle de bilmez. Tabii şimdi serpiliriz. Giydiririz, ettiririz. Niye? Çünkü bir şeyler getirmesi lazım. Arkadan asabilecek misin onu? Deniyorum. Biraz zor değil mi? İnşallah. Abi duruyor mu? Aslan. Ondan şuraya. Aynen. Ölürsün Yasemin. Ben de tamam dedim, okey. Şey.
Şöyle buraya koy. Aşağı düşmez. Tamam. Yok ya düşmez. Söylemek ay, istediğim bir şey var mı? Sıtırabileceğim bir şey var mı Süreyim? Yok aşkım. Bunun sulandırılmış hali edecek hali değil mi? Yani. Ama kapsından kapsa çok... Bunun sulandırılmış hali Amerikan mı diyor? Fakat fiyalan mı? Espresso şu an. Tamam. Ama kapsiklerin kapsa çok fark ediyor. Mesela Starbucks'ın aldığı kapsa yok. Ulan görülüyor ki yollanmıyor. Ben inanmıyorum. Doğru gelecek abi. Bu ne? Açık mı kalsın? Hayır, bunu yapacağız. Bir saniye, ben şuna bir şey yapamadım. Burayı nereye alıyorsun? Bir sonra ettik, bırak onu sen. Sefer abi, bunu takıyor. Tamam, takıyor o 2 dakika. Gel, nasıl olur? İki dakika da kapı girişi. Evet, benim gelinlerim maceram böyleydi. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu aralar hamilelikten dolayı çok fazla video, çok sık sık video yükleyemiyorum ama tabii ki bu dönem geçince videolarıma devam edeceğim. Bu dönemde de yine bebek alışverişidir ya da bebek odası, doğum gibi bu tür önemli olan videoları yüklemeye devam edeceğim. O zaman bu videoyu artık burada kapatıyorum. Dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Görüşürüz.